Evet hocam, şu anda birazdan herkes sizi bekliyor. Şu anda gördüğünüz gibi atış oynayacaksınız. Evet. Bizim bilir miyiz izleyicilerimiz için? Ben Doktor Mehmet Şahmaran. Yaban TV'de Av ve Atış Sanatı program yapımcısıyım. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek ekstrem atıcısıyım. Ekstrem atış, sıra dışı atış olarak adlandırılıyor. Amaç burada daha çok eğlencedir, gösteri amaçlıdır, ekstrem şovdur. Burada işin zorluğundan çok zorlu atışlar da vardır, onlar ayrı yapıyorum onları. Burada özellikle atışın fazlalığı, amaçların atışından çok hoşuna giden değişik hedeflerin başımız dönüyor. Bunlar da görsel şov. Evet, bunu vuracaksınız yalan defter. Tabii onu görme lazım. Bak bakalım. Bakalım. Gördün mü? Havada görme sol olacak, o zaman görecek. Tamam mı? Yani hareket edeyim. Aynı zamanda dostlar, hocam müşteri görüyor yapacağız burada. Ama yine her zamanki gibi, geçmiş senelerdeki gibi denmek vardı. Bak, kulağımızı sesmek. Aşılara eğleneceğiz, güleceğiz çünkü farklı hedefler var. Ara sıra tezahürat yapsanız da beni coşturursunuz, sevinirim. Olur mu? Olur. Varın. Teşekkür ederim. Evet hocamız şu anda atış şovuna başlıyor. Ortamı şenlendirmek, eğlenmek amaçlı. Anlat yalnız. Yalnız. Söyle. Yalnız. Yok da. Aynen oğlum. Oturuldum. Avcı ve atıcı dostlar benim için çok değerli insanlardır. Birinizin kılınıza zarar gelirse avı bırakırız, atışı bırakırız. O yüzden birazcık geriye alalım şöyle. Yani kaza olmasın. Şöyle yakından görebilirsiniz zaten. Şu izah yeterli mi? Şu izah yeterli. Başkanım başlamadan abi bir tane fotoğraf çekeyim. Ben yalnız fazla yine gelmeyin. Sesine heyecanla kapılarak lütfen gelmeyin. Evet Şahmaran hocamız birazdan atışına başlayacak. Şuraya git şu abinin yanına git. Dur Mehmet hocam görmüş olduk işte kamera. Hepinizi özenle izlemenizi tavsiye ediyorum. Mükemmeldi. İzlemeyenler çok dikkatli. Balonlar sonradan attığımız zaman patlıyor da önce şunları bir halledelim biraz. Balonları görmüş oldunuz. Atabiliyor. Arazide herkes bunlardan atabilir. Serbest tabii. Amacımız eğlence tabii ki. Atışı
atıcılığımızı da biraz geliştirmeye faydası oluyor. Özellikle avcılığı böyle asimetrik atışlar. Av çünkü asimetrik çıkıyor. Bu asimetrik atışlar daha faydalı oluyor. Av vuruşunda.